şöyle. Çayını getirdim. Sağ ol. Maltepe. Dil koklatmak, burnuma soksan içmeyeceğim. Oh, keyfe bak. Hadi kalk. Kalksana. Hangi akşamı gördük ki sabah olmadı? Onu öyle demezler. Hangi günü gördük ki akşam olmadı? Her neyse, günaydın. Günaydın. Thank you.
deyince de... Elin işte, gözün oynaşta kız. Sen Leyla, Cemal de Mecnun sanki. Niye uzatıyorsunuz bu kadar? Ne yapayım abla? Cemal ille de başlık parası diye tutturdu. Sonra da anlı şanlı düğün yapacak. 2 yıldır bekliyorum. Gözünü aç kız, başka İstanbul yok. Hala köydeymiş gibi davranıyorsunuz. Buz ister misin? Aman abla, Allah korusun. Cemal keser beni. Aman sen de. Ay, gelin arabaya. Hadi çocuklar, hoşçakalın. Hoşçakalın, yarın görürüz. Allah için, kızın ağzı var, dili yok. Hep suç sende, sende! Vay be! Tabii derler ya, içi beni dışı seni yakar ama neyse. Sen seninki de iş mi? Niye kızı üzüyorsun ki? Sadece o süslü Nermin'le konuşup konuşmadığını merak ediyorum. Buldun da bunuyorsun. Neyse, ben gidiyorum. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz, hadi. Neredeydin? O süslü Nermin var ya, onunla çok sıkı fık oluyorsun. Bir de ondan konuştuğunu görmeyeyim. Bana bir kötülüğü yok ki. Olsun, üzüm üzüme bakar kararır. Seninki laf, insanın içinde olmalı. Biraz dolaşalım mı? Olur. Benim de çeyizim hemen hemen tamam. Gel bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim peki? Bak, şu gecelik var ya, onun mavisini aldım. Naylon geceliği kötü kadınlar giyer. Ne demek kötü kadınlar giyer? Evet, naylon geceliği kötü kadınlar giyer. O ne biçim laf öyle? Ben kötü kadın mıyım? Değilsin ama yine de almışsın. Onu giyersen kıçın başın açılır. Olsun. Kim görecek ki senden başka? Sen bu kafayla gidersen bu iş olmaz. Olmazsa olmaz. Hey, ne demek olmaz? Bak! Aman! Yeşil, 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 yeşile bak be! Yeşil, yeşil! Yeşil. Dolan bakalım dolap beygiri gibi, belki açılırsın ha! Peki ne olduğunu biliyor musun? Hiç konuşma, sen haksızsın! Ben haksızsın, hiç itiraz etme, haksızsın! Ne o? Avukatlığa mı başladın? Peki sen olsan, giydirir misin ha? Sen haksızsın! Ya benim istediğim gibi olur, ya da yoluna gider! İşte o kadar! Allah! Bu ne ya? Çıldıracağım! Hadi! Gel babacığım. Bir gün yatak, ikinci gün toprak. Benimki de yaşamak mı kızım? İsyan etme babacığım, iyisin çok şükür. Daha iyi olacaksın. Üzüntüm sensin be kızım. Bütün yük omuzunda. Şu Cemal'e de bozuluyorum ha. Baş gözü olsanız gözüm arkada kalmayacak. Onu biliyorsun baba. Her şey örfüne, adetine göre olsun diyor. Onun için bedava olan her şey kıymetsiz olurmuş. Ben başlık paramı biriktirip düğünümüzü o zaman yapacağım diyor.
Ah be kızım, ne gereği var? Zaten ben ölünce... Allah korusun babacığım. Televizyon seyreder misin? Açayım mı? Sen bilirsin kızım. Naylon geceliği kötü kadınlar giyer. Hadi. Şişende dibi çıktı. Çıkar tabii. Gazoz gibi içiyorsun. Yedek almadın mı? Zaten haftada bir içiyoruz. Yoksa yarın işe böyle kalkarız. Bilmem. Oo, hoş geldin bacı. Cemal, Ayşe bacı geldi. Hoş geldin, içeri gelsene. Gelmem. Neden? Babama iğneci götüreceğim, uğradım. Al bunu. Hey bak! Oo, hediye mi ha? Bilmem. Bakacağız. Naylon gecelik. Hatasını anlayınca yırtıp getirmiş. Ben karımın çeyizinde naylon çamaşır falan istemem arkadaş. O kadar. Amma geri kafalısın be Cemal. Bugüne gel bugüne. Hadi ya. Allah sonumuzu ayresin. Al 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 bunu hadi. Merak ediyorum kız, neymiş seninkinin getirdiği? Aç çabuk aç. Ne bileyim ben. Askılı naylon gecelik almıştım. Onu kötü kadınlar giyer diye istemedi. Onun yerine bana pazen gecelik almış. Bak, güzel mi? Umut fakirin ekmeği. Yakında da gelinliğini alır inşallah. İnşallah. 2 yıl bekledim. Daha da beklerim. Bekle, bekle. Daha çok beklersin. Hep burada bekliyoruz. Niye birlikte çıkmıyoruz? Olmaz, ayıp olur. Dün akşam da söyledim, gene söylüyorum. Geri kafalısın. Şşt.
Geceliği çok beğendim. Çeyizime koyacağım. Rengini beğendin mi? Evet, sevdim. Yarın pazar, bir yere gidiyor muyuz ha? Bir hafta boyunca çalış, çalış, çalış. Yarın pazar istirahat ediyoruz. Ediyoruz değil mi? Evet, iyi olur. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İdris abi, lacivertleri çekmişsin. Hayırdır, kamyon mu devireceksin? Ulan lacileri görünce hemen aklınıza kötü şeyler geliyor. Damatlık oğlum bunlar, damatlık. Kenan kardeş, çek bakalım bir damat tıraşı. İdris abi, biz de bilelim, kim bu kız? Babamın asker arkadaşı Tahir var ya, onun kızı işte Ayşe. Hadi ya, acelem var benim be. Sırada Arif abi var. Arif kardeş sırasını verir elbette, bu mutlu günümüzde. Tamam, fark etmez. Ben zaten başka bir yere uğrayacaktım. Sonra uğrarım, eyvallah. Fatih'le dertleşiyoruz. Ne oldu? Hayrola? Ya bırak o sigarayı, kalk gel hadi. Hayret bir şeysin ha. Muhtarla telefonla konuştum. Tarlamı satmış. Paramı da banka çıkaracakmış. Artık hiçbir sorun kalmıyor. Bence var. Sence ne var? Ayşe'yi istemeye gittiler. Anlamadım. Ayşe'yi istemeye mi gittiler? Kim? Aşağı mahalleden. Minibüsçü İdris. İki tarla veririz. Bolca da altın. Oğlum İdris bir minibüs daha alıyor. Eli boldur. Bu işi kestirip atalım Tahir. Ayağınıza sağlık Abbas efendi. Lakin kızım başkasına sözlüdür. Dönmenin mümkünü yoktur. Sen aklı başında bir adamsın Tahir. Kızını bir çulsuza veremezsin. Bizi de çiğneyip geçemezsin. Oğlum İdris kızına sevdalanmıştır. Ben aklı başında bir adamsam, sözüm de sözdür Abbas efendi. Sözümden dönemem. İstanbul senin aklını almış. Evlendiler, evlenecekler diye kızın dillere düştü. Umurunda bile değildir. Kalkın gidelim. Vermezse vermesin. Hadi yürüyün. Allah senden razı olsun baba. Benim canım. Böyle bir hareket delikanlığa yakışıyor mu İdris? Bunda bir kötülük yok ki Cemaloğlum. Ayşe'nin bana sözlü olduğunu cümle alem biliyor değil mi? Kız kısmı güle benzer. Bin kişi koklar. Ama kokusu birine geçer. Minibüse de adını yazmışsın. Bunu anlayamadım. Yalnız minibüse değil. Yüreğimize de yazmışız. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Şu. Hadi bir oğlum. Daha tekrar etmesin İdris. Hadi hadi yürü. Bak yürü. Ben lafı bir defa söylerim. Yürü, hadi. Ne dersen olur ha. Bırakın, ne yaparsın yani? Bilmiyorum şey artık. Hadi. Hadi yürü dedim sana. Yürü. Hadi oğlum, senin de yaptığın ayıp Cemal. Hoş geldin Cemal oğlum. Niye geldiler bunlar? Gelmeleri bir şey değiştirmez oğlum. Benim sözüm sanadır. Bak baba, dişi kuyruk sallamazsa erkek peşine düşmez. Ah, delirdin mi sen? Ben mi çağırdım sanki? Sen yüz vermezsen kimden cesaret alıp gelirler? Önlerine bile çıkmadım. Kahve bile yapmadım. Peki minibüs adını niye yazmış? Ben mi yaz dedim? Var git işine Cemal oğlum. Dellenme.
Bir kızı 1000 kişi ister ama 1 kişi alır. O kişi de sensin. Herhalde o kişi ben olmayacağım. O kişi sen değilsen yeter. Yeter artık. Çek elini benden. Ya. Öyle olsun. Peki. Aa, bu kadarı da fazla. Yarın haber salarım Abbas'a, kızımı verdim gitti derim, olur biter. Olmaz baba. Ben başkasına varamam. Cemal'den başkasının karısı olamam. Ve subhanallah, ve subhanallah. Kız. Gavur eziyeti yapıyor abla. Önce naylon geceliğe taktı, sonra görücülere. Benim suçum ne ki? Senin suçun aptallığın kızım. Gururun yok mu senin? Çek resti görsün gününü. Bak gidiyor işte. Gurur meselesi yapma. Git konuş. Gönlünü al kızın, hadi. İyi, iyi. Ayşe! Dursana bir dakika, bir şey konuşalım. Ne konuşacağız? Yetti artık. Bundan sonra senin için ağlamayacağım. Onların mis süsü mü öğretiyor bunları sana? Bana kimse bir şey öğretmiyor. Dur bir dakika, bir şey konuşacağım. Dur bir dakika! Muhtar tarlamı satmış. Hani şu teleşlem midir, nedir? Yarın gidip parayı alacağım. Bana ne bunlardan? Sana ne olur mu? Gidip parayı alacağım, akşam gelip babanın elini öpeceğim. Sonra? Sonrası şu, artık her şey bitecek, kavga etmeyeceğiz, dedikodu dinlemeyeceğiz. Herkesin ağzı kapanacak. Peki senin de ağzın kapanacak mı? Evet, kapanacak. Artık fabrikada çalışmak yok. Yani yasak. Bugünden itibaren evimin ve benim kraliçemsin. Anlamadım. Yani şimdi biz evleniyor muyuz? Hı hı, evet. Çiçeklerin çiçeğidir, güzellerin güzelidir. Benim canım sevgilim, güzellerin güzelidir. Benim güzel sevgilim, ya ya habibi. Canım sevgilim, göz eder kandırır beni. Benim canım sevgilim, ya ya habibi.
Çöldeki zaraba benzer, yıllanmış araba benzer. Benim canım sevgilim, yıllanmış araba benzer. Benim güzel sevgilim, ya ya habibi. Efendim, rahatsız ettim. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Buyur çocuğum, dinliyorum. Efendim, biz İbligane'de çalışan Ayşe Sarı ile birlikte bir hafta için evleniyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun, çok memnun oldum. İzninizle Ayşe'yi bugünden itibaren çalıştırmayacağım. Size bunu bildirmek için uğradım. Peki yavrum, Allah Mesut bahtiyar etsin, ne yapalım? Çok sağ olun efendim, Allah razı olsun. Evet. Ne oldu, ne dedi? Allah Mesut bahtiyar etsin dedi. Aman be, çok güzel. Aşırı patates. Aslında güzel yemek ama. Sonra bilirsin artık. Oh,
musun ha? Bilmiyorum, öyle bir sıkıntı var. Personel müdürüne söyleyelim. İzin alalım istersen ha? Hadi. Hayrola baba, ne oldu? Bilmiyorum oğlum. Ayşe nerede? Hastanedeymiş. Hangi hastane? Oraya gidiyoruz. Bakırköy Ruh Besinir Hastanesi. Affedersiniz. Ayşe Saralı'nda bir bayan olacak. Hangi odada kalıyor? Karşıda, soldaki odada. Nesi var acaba? İntihara teşebbüs. Ya. Denizden balıkçılar kurtarmış. Teşekkürler. Rica ederim. Ayşe? Neden yaptın? Eğer seni üzecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Yüzüme bak lütfen. Ayşe. Bakamam. Yüzüne bakamam. Utanıyorum. Ne olur bırak. Ölmek istiyorum. Kirlendim Ayşe. Artık. Dokunma bana. Anlat ne oldu. Anlat hadi. İdris. İdris. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne var ne yakındırız abi? Sırada kaç araba var? Say bakalım. 11 araba abi. Şoför kardeşlerim, bazı endekler vardır ki atlamayacaksın. Yoksa tekeri gümletirsin. Eli çabuk olan işini çabuk bitirir. Bazı arkadaşların eli çok ağır. Hele Cemal arkadaşın ki daha ağır. Yaksana. Galiba konuştuklarında haklısın. Sonunda vazgeçeceğini biliyordum. Peki sen öleceğini biliyor muydun? Sana düşer. Mahkemeden çıkarken temizleyeceksin, tamam mı?
yaptın değil mi? Mahkemeden çıkarken temizleyeceksin o iti. Temizleyeceksin. Buradan. Başına bela mı almak istiyorsun? Yaşın ne, başın ne? Yarını düşün. Hadi yürü. Yürü! Ben geldim baba. Baba? 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 Baba! Babacığım! Baba! Thank you.
Uğursuz! Allah kahretsin seni! Defol rezil! Sen dinsiz köy! Geber inşallah, geber, defol! Defol diyoruz sana, defol! Baba, bırakın yapmayın! Defol diyorum! Taş topla! Terbiyesiz köy! Topla! Taş topla! Baba yapma! Yıprak sanırım, defol! Defol! Baba yapma! Geber! Allah cezanı versin seni! Defol! Defol diyorsun! Defol! Gebereceksin sen, geber! Geber sen, Allah cezanı versin! Yürü, yürü! Allah senin belanı versin! Cemal'im, canım arkadaşım. Sana bunları yazmak istemezdim ama bir yerde de kendimi mecbur hissettim. Ayşe'nin babası öldükten sonra Allah'tan başka kimi kalmıştı ki garibim? Bir tek seni düşünüyordum. Sen de yoktun. Çok gördüler yalnızlığını. Bütün mahalleli üstüne üstüne gitti. Baskı yaptılar kıza. Sanki bir tek o namussuz, bütün kovalayanlar namuslu. Garibim, bir gece dayanamayıp terk etti mahalleyi. Kurtarsın. Sağ ol!
Fabrikada arkadaşların selamı var. Aleyküm selam. Benden de selam sana. Ayşe'nin durumu nedir? Görüyor musun? En son mahalleden ayrıldığını duydum. Ama şimdi nerededir, ne yapar bilmiyorum. Ziyaret bitmiştir beyler. Peki abi, güle güle. Çocuk gibi sevindim, suçum yok biliyorsun. Çocuk gibi sevindim, suçum yok biliyorsun. Karazında, karazında yaktın yandırdın beni. Ah karazında, karazında canımdan ayırdın beni.
değil. Gel gelin. Ne diyorsun? Sen kıvırcık. Hadi bakayım gel. Hadi 5000 oldu hadi. Gelsene. Gel ulan. Tamam anam gönderirim. Aysun! Gel canım, gel. Hadi yavrum gelsene. Güle güle aslanım, yine bekle. Hala bakarlar. Hala bakarlar. Beğenemedin mi? Hadi gel, seni beğendi galiba. Seyirlik miyiz ulan burada? Ne bakıyorsun? Hadi gel. Aa, yeni biri galiba, bir kuş kuş. Hadi gel. Bir şeyler yaparız. Hadi hayatım, yürü. Sadece seyrederler. Hadi tatlım, gel artık. Abla, seninle bir görüşebilir miyiz? Tamam, geliyorum. Dayanamayacağız ama, hadi. Ha? Hadi. Abla, nasıl kız? Gel. Parkta buldum, fıstık gibi bir kız. Yalnız fazla ürkütme, yoksa kaçıverir ha. İşte neyse, sen işini bilirsin. Bizi de görürsün artık, tamam mı? Tamam. Bak yavrum, burası artık senin evin sayılır. Ben de senin annenim. Bundan sonra her derdini bana anlat. Ah bakayım şöyle, ay pek de güzel saçları varmış. Ah canım, oh maşallah yavrum, maşallah. Ah canım canım, maşallah pek de güzelmiş. Oh Allah bağışlasın. Karagöy'e gittim, bir mal gelmiş sormayın arkadaşlar. Mal kime mal, görenin aklı durur. Ne yaptın? Ne mi yaptım? Gerçi hepiniz tanırsınız. Eskiden bizim mahalledeydi. Kim o lan? Hani bir tane Ayşe vardı ya. Cemali cezaevine, İdris'i mezara. İşte o. Bir de muamelesi var. Bütün gençler kuyrukta. Yapma lan. Bir sigara versene. Hani sen sigara içmiyordun abi? Biliyorum. Thank you.
Al. Eyvallah, sağ olasın. Nasıl, işi iyi mi? İyi, iyi, iyi. Aman yüzümüzü kara çıkartmasın ha. Sen iste, ben sana her zaman böylesini bulurum. Sen getir, ben seni görürüm. Sen de bize bir sakal yaparsın artık. Tabii, tabii, sen getir tabii. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Saat kaçta alayım seni? 9'da filan çıkacağım. Tamam, ben seni alırım. Olur. Hadi öptüm. Cemal'im, geçmiş olsun. Bir avukat benim kadar bilemez diye söylemiştim. Sağ ol baba Yusuf. Darısı bütün arkadaşlarım başına. Sağ olasın Cemal'im. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun sağ abi. Ol canım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi geçmiş sağ olsun. Ol. Geçmiş sağ olsun. Ol canım. Geçmiş sağ olsun abi. Geçmiş sağ olsun. Olsun. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Sağ ol. Öyle yemekler hazırladım ki parmaklarını yiyeceksin. İnanıyorum. Ver şunu. Eski günler geri geldi. Ustabaşı ile konuşurum. İşe girersin. Senin gibi işçi zor bulunur. Her şeye yeniden başlarsın. Yeni bir hayat. Her şeyi unutur gidersin. Merak etme. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Gidiş o gidiş. Kaç numaraya çıkacağız? 11. Geçmiş olsun sağ Cemal. Sen en iyi arkadaşıydın Ayşe'nin. Hiç gördün mü biliyor musun? Görmedim. En son rastladığımda Almanya'ya işçi gideceğini söylüyordu. Belki de gitmiştir. Sana geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz, hoşça kal. Güle güle. Usta tamam dedi. Patronla konuşacak. Yakında işe başlarsın. Onu bulmadan çalışmam. Az önce Nermin'le konuştum. Almanya'ya gidebileceğini söyledi. Güle güle. Haftaya görüşürüz. Al abla. Kızımız iyi çalışıyor. Sağ ol abla.
Neredesin ya? Konsolosluğa gittim. Ayşe Sarı adında hiç kimse Almanya'ya gitmemiş. Aramadığım yer, sormadığım insan kalmadı. Sanki herkes benden bir şey saklıyor. Kime soruyorsam yok yok. Peki nerede? Niye arıyorsun ki? Ne demek niye arıyorsun? Dert mi sana? Farz et ki buldun, ne olacak? Sen ki onu uçan kuştan kıskanan, sen ki biriyle konuştuğu zaman dellenen... Onu bulunca kabul edebilecek misin ha? Sen biliyorsun. Biliyorsun ve benden saklıyorsun. Hayır, bilmiyorum. Sen! Sen de diğerleri gibi sahtekarsın. Hayır. Ben de senin gibi dostuma dostum. Ama illaki öğrenmek istiyorsan... Evet. Peki o zaman. Gel canım, gel. Kıvırcık, gelsene. Ucuza kapatırız, ha? Ablacığım, size bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlamayın. Bahsettiğim arkadaş, arkamda duran arkadaşım. Memnun kaldın mı? Senden memnun kalmayan mı var? Gene gel, bari. Başı önde yürümek yakışmıyor. Başını kaldır ve dik yürü. Tamam mı? İçeride ders çalışıyor. Beklediğimiz gün geldi oğlum. Abinin kanlısı çıkmış. Onu bu sefer de öldüremezsen bütün mahalleye rezil oluruz. Öldüreceksin. Tamam mı aslan oğlum? Onu öldürürsem abim geri mi gelecek sanki? Abim bize yakışmayan bir hatasıyla Cemal'si hapiste cezalarını çektiler. Bak baba, üniversite sınavlarını kazandım. Yalvarırım, bırakın da bari ben okuyayım. Beni yakmayın bari. Onu öldürmezsen sütümü haram ederim sana. Bunu bil. Aslan gibi oğlumu, civanımı yedi o Cemal denen iç soyu! Peki ana, ben senin neyim? Oğlun değil mi? Ben gidersem, bir de bana yanmayacak mısın? Ama ille de öldürmemi istiyorsanız... Peki ana, peki baba. Aslan oğlum benim, böyle olacaksın. Seni tanıyamamışım.
Meğer geri kafalı olan benmişim. Helal olsun sana. Akşama görüşürüz. Hı hı. Sana şükürler olsun. Cemal'imi dar yerden, beni kötü yerden kurtardın. Sen büyüksün Allah'ım. İnsanları bütün kötülüklerden koru. Sen okusaydın. Ne var?